Selamlar herkese. Android işletim sistemi cihazlarda pano denilen çok güzel bir özellik var. Kopyaladığınız şeyler pano geçmişinde tutuluyor ve panoda sabitleme gibi işlemler yapabiliyorsunuz. Yani uzun lafın kısası kopyaladığınızın belli bir geçmişi var. Bu şekilde bir özellik iPhone'da maalesef yok ve bununla ilgili yorumlarda alıyorum. Evet bu işlemi yapabilen bazı uygulamalar var. Bu uygulamaların çoğu ücretli ve uygulamanın çalışabilmesi için arka planda açık olarak kalması gerekiyor. Sizin de bu videoda iPhone kopyalama geçmişini tutabileceğiniz kestirmelerle oluşturulmuş ücretsiz bir yöntemi paylaşacağım. Bu videodaki işlemleri iOS 17.3 yüklü bir iPhone 14 Pro üzerinden yapıyorum. Bunu belirtme nedenim şu, kestirmelerde kullanacağım bazı işlemler iOS 17.3 dışında ya da iOS 15 gibi, 12 gibi, 13 gibi daha düşük sürümlerde olmayabilir. Bu sebepten dolayı bunu bir kenara not edin. Not edin demişken işlemlere başlayalım. İlk olarak notlar uygulamasını açın ve yeni bir klasör oluşturun. Bu klasör içerisine kopyaladığımız şeyler kaydedilecek. Ben bu yüzden kopyalama geçmişi diyeceğim klasörün adına. Ancak siz panoda diyebilirsiniz, farklı bir isim verebilirsiniz. Bu tamamen sizin isteğinize bağlı olan bir işlem ve şimdi kestirmeler uygulamasını açalım. Kestirmeler uygulamasında sağ yukarıdan artı tuşuna basalım ve yeni bir kestirme oluşturalım. İşlem ekle deyip panoyu al diyelim. Böylelikle panoda kopyalanılan şey kestirme tarafından öğrenilmiş olacak. Şimdi buradan işlem arama menüsünü açalım ve not yarat diyelim. Yeni bir not oluşturacağız ve notun oluşturulacağı klasörü de bizim yeni oluşturduğumuz klasör olarak seçelim. Yarat kelimesinin yanında bulunan aşağı doğru olan ok tuşuna basın ve çalıştırıldığında aç özelliğini kapatın. Eğer bu özelliği kapatmazsanız kopyaladığınız şey her nota kaydedildiğinde o not otomatik olarak açılacaktır. Ben sürekli ekranda notlar uygulamasının açılmasını istemediğim için kullanım deneyimim kesintiye uğramasını istediğim için bu özelliği kapatıyorum. Yukarıdan bu kestirmeye bir isim de verebilirsiniz. Bu da tamamen sizin takdirinize kalmış bir şeydir ve sağ yukarıdan bitti diyerek bu işlemi bu kestirmeyi oluşturabilirsiniz. Şimdi kopyalama işlemini yapalım ve kopyalama işlemini yaptıktan sonra bu kestirmeyi çalıştıralım. Bu kestirmeyi çalıştırmak için ana ekrana ekleyebilirsiniz kestirmenin ikonunu. Böylelikle her kopyalama işleminden sonra bu kestirmeyi çalıştırarak kopyaladığınız şeyin hızlı bir şekilde notlar uygulamasına da kaydedilmesini sağlayabilirsiniz. Eğer iPhone 15 Pro ve üzeri bir cihaz kullanıyorsanız, yani aksiyon butonuna sahip bir cihaz kullanıyorsanız, aksiyon butonuna bu kestirmeyi atamanızı kesinlikle öneririm. Böylelikle kopyalama işlemini yapın, bu kestirmeyi çalıştırın ya da o tuşa basın ya da ana ekrandan kestirmeye basın. Notlar uygulamasında oluşturduğunuz klasörde yeni yeni notların oluşacağını göreceksiniz. Her bir yeni not aslında sizin kopyaladığınız eski verilerdir. Tamam kabul ediyorum. Android işletim sisteminde olduğu gibi tam bir pano özelliğiyle çalışmayacaktır. Fakat kopyaladığınız şeylerin kaybolmamasını sağlayacaktır. İstediğiniz zaman Notlar uygulamasına gidip kopyaladığınız şeyleri tekrardan görebilirsiniz ve bunları tekrardan kullanabilirsiniz. Bu videoya ek olarak bir de kanalda konum servislerini kapatmakla ilgili bir kestirme videosu var. Bu videoyu da izlemenizi öneriyorum. Farkındayım. Bu şekilde kestirmelerle ilgili toplu bir video beklentisi içerisindesiniz. Ancak Gerçekten herkesin işine yarayacağını düşündüğüm kestirmelerin listesini yavaş yavaş çıkartıyorum. Merak etmeyin. Güzel bir kestirme videosu kanala gelecektir. Fakat siz de bana destek olabilirsiniz. Siz hangi kestirmeleri kullanıyorsunuz? Bunları da aşağıda yorum satırında belirtmekten çekinmeyin ve bu tip de videoları kaçırmamak için kanala abone olup çanı açabilirsiniz. Videolara herkesten önce erişebilmek için de kanala katıl butonuyla destek olabilirsiniz.